bir kıblemiz, üçüncü kutsal mecidimiz, Harem-i Şerife ve Kudüs'e hep beraber sahip çıkacağız inşallah. Bu büyük mücadelede Kudüslü ve Filistinli kardeşlerimizin arkasında olmaya devam edeceğiz. Filistin halkının 14 gün boyunca sergilediği dirayet her türlü takdirin üstündedir. Temennimiz İsrail'in bundan sonra Müslümanların Kudüs ve Harem-i Şerif'le ilgili hassasiyetlerini tam olarak dikkate alan bir tutum içine girmesidir. Bu gururlu mücadeleyi veren Kudüslü kardeşlerimize destek borcumuz vardır. Her alanda Kudüs'e omuz vermek bizim vazifemizdir. Filistin halkının Harem-i Şerif için yürüttüğü ortak mücadeleyi Filistin davasının geleceği için de önemli buluyoruz. Filistinli kardeşlerimizin bu mücadelede bir araya gelmesi iç uzlaşı bakımından son derece önemlidir. Değerli kardeşlerim, burada Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını yinelemek istiyoruz. İmkanı olan tüm kardeşlerimiz Kudüs'ü ziyaret etsinler. Filistinli kardeşlerimizle kucaklaşsınlar. Aziz kardeşlerim, yaşanan olaylar bizleri de bir muhasebe yapmaya zorlamalıdır. Neden ayrılıklara düşüyoruz? Neden kardeşlerimize yeterince destek veremiyoruz, destek olamıyoruz? Şunu asla unutmamalıyız. Bizim ayrı düşmemiz İslam düşmanlarını sevindirir. Harem-i Şerif'i, Kudüs'ü ve Filistin'i korumak için artık daha bilinçli hareket etmeliyiz. ASEAN'ın biz artık ama resmen bir parçası olduğumuz için masada da olacağız. Sadece Türkiye'nin üyeliğini uygun gördüler. Bu tabii Türkiye'nin çok yönlü, proaktif dış politikasına uygun bir açılım. Esasen Latin Amerika açılımımız var, Afrika açılımımız ortaklık politikasına dönüştü. Ve Güneydoğu Asya bölgesine de uzun zamandır yoğun bir şekilde önem veriyorduk. Bugün söylediğim gibi Laos'ta büyükelçilik açıyoruz ve ASEAN üyesi ülkelerin hepsinde büyükelçiliğimiz oluyor. Yol haritamızı ve eylem planımızı da hem ASEAN'la birlikte kurumsal olarak hem de ASEAN üyesi 10 ülkeyle önümüzdeki süreçte uygulamak için yine çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz. Siyasi ilişkilerimiz bu bölgede hem kurumsal olarak hem ülkelerle daha da gelişecek. Ayrıca ASEAN sadece artık siyasi bir örgüt değil, ekonomik bir örgüt haline geldi. Bize eğilmek yakışmaz. Biz sadece rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka bir yerde asla. Uğraşmayın boşuna, uğraşmayın. Türkiye dimdik ayakta Allah'ın izniyle yoluna devam ediyor. Çünkü bu ülkeyi bölmeye gayret edenlere bu toprakları biz, evet, yaşanmaz hale getireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka herhangi bir devletimiz yok. Onun için de devletimizin güçlü olması için her alanda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda, aklınıza ne gelirse, dış politikada ne olacak? Devletimizi kimse bölmeye gayret etmesin. Böyle bir yola tevessül edenin yeri bellidir. İnlerine gireceğiz dedik, inlerine girdik ve o inlerden onları çekip çıkartarak onlara bedelini ödedik. Devletimizi kimse bölmeye gayret etmesin. Böyle bir yola tevessül edenin yeri bellidir. İnlerine gireceğiz dedik, inlerine girdik ve o inlerden onları çekip çıkartarak onlara bedelini ödedik.
aynı şekilde referandum kararının da yanlış olduğunu, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi konusunda üzerimize düşeni biz de yapmaya çalışıyoruz. Tüm sorunların Erbil ile Bağdat arasında Irak'ın sınır ve toprak bütünlüğü çerçevesinde karşılıklı diyalog ve anlayışla çözülmesini arz ediyoruz. Almanya'da Türkiye gibi bir ülkeyle ilişkilerini nasıl sürdüreceği konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Almanya bizim için bir müttefiktir, dosttur. Alman halkı da öyledir. Ama seçim öncesi bu tür popülist yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Siz Türkiye'nin valisi misiniz? Türkiye sizin sömürgeniz mi ki siz bu insanlardan sorumlusunuz? Yani haddini aşan Almanya'dan açıklamalar görüyoruz. Şimdi Gabriel'in partisine oy vermeyen, ona karşı olan insanlardan biz sorumluyuz diyebilir miyiz Türkiye olarak? O yüzden ülkelerin egemenliğine saygı duymaları gerekiyor. Öyle görünüyor ki bazı ülkeler AB içindeki yine diğer üye ülkelerin egemen ülke olduklarını kabullenmekte zorlanıyorlar. Bence buna alışmaları gerekiyor. Kurban Bayramı, savaşların ve gözyaşlarının sona ermesine inşallah vesile olur. Aynı şekilde Myanmar'da, Arakan'da yaşadıkları zulmün sona ermesine de vesile olur.